Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Evet, Komple Mutfak izleyicileri yine karşınızdayız. Bugün yine çok güzel yemekler yapacağız. Abdullah Usta bizlere sürpriz hazırladığı güzel yemeklerden, evet, özel hazırladığı yemeklerden yapacak. Ve ne yapıyoruz? Yine bir konuğumuz var. Sizler onu aslında yakından tanıyorsunuz. Bizlerden artık kopamadığı için sık sık ziyaret etmeye geliyor bizleri. Bugün de kendisini alacağız ve bakalım neler yapacağız. Siz geldiniz, gördünüz, pişirdik, evet, hep beraber denediniz ve o kadar beğendiniz ki bizlere ulaştınız telefonla. Evet. Dediniz ki ben size konuk olduğum gün çok güzel bir yemek hazırlamıştınız. Bir daha sizlerden istiyorum. Arkadaşlarıma, dostlarıma, evet, sormuşlar sizlere, tarifini almıştı, istemişler daha doğrusu. Ve bugün dediniz ki bize tabii ben bir değişiklik istiyorum. Şimdi biraz, evet, sonra biz hangi yemeği yapacağımızı söyleyeceğiz. Hangi, evet, yemeği yapmıştık Abdullah Usta? Evet, biz tereyağlı çaldıran kebabını, evet, yapmıştık. Altına köy ekmeği kullanmıştık. Evet. Seyfullah Bey dedi ki bizlere köy ekmeği herkesin ulaşabileceği bir ekmek değil. Tanıdık çünkü herkes, evet, yapamaz. Evet. Sizden rica ediyorum dedi Abdullah Usta'ya. Bunu farklı şekillerde, farklı bir ekmekle yapalım. Ben de oraya geleyim, hep beraber görelim dedi. Evet, ve bugün ne yapacağız? Evet, biz de tereyağlı kırmadık. Ve gördüğün gibi biz ne yaptık? Lavaş ekmeği aldık, geldik şu anda hazır. Tamam, lavaş da mı yapacağız? Evet, bugün lavaş da yapacağız. Yani biz burada nasıl yemekleri sunarken... Herkesin ulaşabileceği bir lavaş ekmek, öyle değil mi Seyfullah Bey? Van'ın çok ünlü bir yemeği olduğunu ben o programda öğrendim. Evet. Daha sonra sanki bu İskender kebabı taklit ediyormuşuz gibi bir hava oluşmuş. Evet. Ama biliyorsunuz bu bana dokundu. Tabii. Abdullah Usta'nın maharetiyle İskender kebabın taklidi değil, rakibi olacak bir yemek bugün hazırlayacağız. Sağ olasın. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Evet, Seyfullah Bey, evet, yemiş, demiş ki gerçekten ben orada çok hoşuma gitti. Kendi gözlerimle gördüm. İskender kebapla hiçbir alakası yok. Döner kullanmıyoruz çünkü, siz de, evet, biliyorsunuz. Çok yapması çok, evet, kolay ve, evet, çok leziz bir yemek. Evet, çok gerçekten lezzetli, öyle, sağ olsun. Bizlere hem destek olmak için hem de burada bütün izleyicilerimize, Komple Mutfak izleyicilerine bu yemeği bir daha göstermek, özellikle İskender kebaptan ne kadar farklı olduğunu göstermek için sağ, evet, olsun gelmiş bizlere. Evet, Van'ın ünlü bir yemeği olmuş olabilir ama biliyorsunuz Abdullah Usta ne yaptı? Bu yemeği kendi yöntemiyle, evet, biraz daha geliştirdi, farklı şeyler kattı. O yüzden biz bu yemeğe ne diyoruz? Abdullah Usta'nın kendi yapmış olduğu tereyağlı çaldıran kebabı diyoruz. Evet, şimdi, evet, bu kebabın malzemeleri arasında bulunması zor olan iki şey var. Evet. Birisi Van kekiydi. Evet, Van keki. Diğeri de tandır ekmeği. Tandır ekmeği. Evet. Doğru, doğru. Biz şimdi bunları temin etmeleri zor olacağı için Van'da yaşamayan, Doğu Güneydoğu'da bunları bulamayan, kent yaşamında olan insanlar için yapılması daha kolay olan iki malzemeyle takas ettik değil mi? Evet. Birisi lavaş olacak, evet, diğeri normal kekik. Normal kekik, evet. Aynı, evet, şekilde biz değiştirdik. Yine ama çok güzel olacak zaten. Evet, zaten normal kekiğimiz de, bir köy kekiğimiz de var. Şurada bizim normal marketlerde veya da bakkallarda bulacağımız kekiğimiz de var. İkisini de biz getirdik. Ama biz Seyfullah Bey, şimdi burada yemekleri biz anlatırken biz onların alternatifini sürekli vurgulaya vurgulaya izleyicilerimize zaten biz burada söylüyoruz. Yani şu elinizde olmasa şöyle yapabilirsiniz. Çünkü belki olabilir, insanlık hali evde olmayabilir, bulunamayabilir. Evet. Ama biz onun bir alternatifini mutlaka burada sunuyoruz kendilerine. Bu da güzel bir bugün şey. De, evet, bunu hep yapın. Evet, tabii, teşekkür ederim. Bugün de sadece sözde kalmayacak tabii ki bu alternatifler. Ne yapacağız? Sözde kalmayacak, uygulamalı bir şekilde de göstereceğiz. Sayın Seyfullah Bey'in dediği gibi herkes köy ekmeğine, tandır ekmeğine, evet, ulaşamıyor. Dağ kekiğine ulaşamayabilir. Ama bizler ne yapacağız? Elimizin altında kolay bir şekilde temin edebileceğimiz lavaş ekmeğinden ve normal kullandığımız baharat, kekik baharatından bunu yapacağız. Evet. O zaman ne yapalım? Ben malzeme listemizi sayalım. Tamam. Ve bugün yine Komple Mutfak'ta menümüzün ilk yemeği olan tereyağlı çaldıran kebabının yapımına geçelim. Tamam. Evet, tereyağlı çaldıran kebabı için malzeme listemiz 1 kilogram kuzu eti, 2 adet kuru soğan, 3 adet lavaş ekmeği, 200 gram yoğurt, 100 gram tereyağı, 1 yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kekik, 3 adet domates, 5 adet biber, 1 tutam maydanoz. Evet, evet. Şimdi malzemeleri biz saydık. Şimdi
her zamanki gibi vazgeçemediğimiz ızgaramızdan. Evet. Yani biz dün seninle de konuşmuştuk Ayşegül Hanım. Artık yani o kadar alıştık ki ne dedin dün, evet, bir vurgu yapmışsın. Evet, ben iki gündür bunu takılıyorum Abdullah Usta. Diyorum ki bizim küçükken böyle izlediğimiz bir çizgi film vardı. Richard Rich vardı Seyfullah Bey, siz bilmezsiniz belki ama böyle zengin bir çocuktu ve gözlerini açıp kapadığında sürekli dolar işareti görüyordu. Şimdi Abdullah Usta da her yemeğini ızgarada yaptığı için ben diyorum ki artık Abdullah Usta rüyasında, evet, hatta rüyasında normal zamanlarda bile gözünü açıp kapatınca ızgarayı görüyor. Izgarayı görüyoruz. Öyle takıldık birbirimize, gerçekten artık şimdi vazgeçemiyoruz. Ben de biliyorum, bir başka malzeme de yemek yaparken bocalamazsın. Evet, şimdi şöyle ama bocalama bak, diye bir şey yok ızgaramız, evet, için her şeyi yapabiliyoruz. Çok kullanışlı olduğu için sürekli bütün yemekleri biz kuru fasulye, nohuttan tut, pilavdan tut, yani her şey, kek bile yaptık tepsisinde. Evet. Biz her şeyi yapıyoruz ızgaramızda. Yani, bugün de etimizi ızgaramızda yine yapacağız, ekmeklerimizi de ızgarada yapacağız şöyle. Bizim için önce zorlanacak bir konu yok açıkçası. Evet, hadi başlayalım. İddia ediyoruz, görelim. Eğer bunu aksini söyleyen varsa da siz bu yemeği ızgarada yapamazsanız derlerse gelsinler hep burada, evet, ızgaramızda nasıl yaptığımızı gösterelim diyoruz. Evet, şimdi ne yapalım o zaman? Bismillah diyelim, evet, bol ve bereketli olsun diyelim. Evet. Şimdi yemeğimize geçelim. Etimizi biz programa başlamadan önce bir haşlanmıştık. Etimiz hazır. 1,5 kilo et şöyle kenara koydum. Şimdi ilk önce soğanlarımı ben küçük küçük doğrayacağım. Soğanları ızgaramızın altını yakalım bu arada. Yaktım ben. Tamam, geç ama tamam. Bir bakarsanız. Hı hı. Önce soğanlarımızı çok küçük bir şekilde doğruyoruz. Evet, malzeme listemizde bakın ekranlarınızda görünüyor şu an. Tarifini alın. Bakın çok istek olmuş, talep olmuş gerçekten. Seyfullah Bey de belirtti. Siz artık ama bu yemeğin yapımını az çok ezberlediniz gibi. Tabii, zaten biliyorduk. Şimdi Ayşegül Hanım, yaşadığınız yerde doğa size hangi nimetleri sunmuşsa mutfağınız da o nimetler etrafında şekilleniyor. Doğru, doğru. Yani örneğin bir batıda çok tüketilen brokoli, enginar. Siz doğuda gidin, bunu özel olarak arasanız ne bulabilirsiniz, ne yeme şansınız. Doğru, doğru. Kültürler biraz, evet, farklı değişiyor. Evet, ama böyle et, tereyağı, bu gibi şeyler baharat doğu mutfağından çıkmıştır. Yani, hı-hı, burada da varsa, insanlar bir İskender yiyorsa, adına Bursa diyorlarsa bilesiniz ana vatanı mutlaka doğudur. Doğudur, evet. Doğrudur, doğru. Şimdi çaldıran kebabı da böyle bir şey, bunlardan biri. Evet. Ne kadar güzel. Gerçekten bu kadar hassas düşünüyor olmanız, bu kadar sahipleniyor olmanız, evet, tabii ki güzel bir şey. İnsanların çünkü ne diyoruz her zaman, gözüyle gördüğü, yaşadığı ve deneyimlediği şeyin arkasında durması kadar güzel bir şey yok tabii ki. Ben çok teşekkür ederim. Evet, şöyle tepsimize soğanımızı koyduk, ilave yaptık. Şimdi bir yandan soğanlar pembeleşinceye kadar kavrulacak. Ben de şöyle geniş cam bir tepsimi aldım. Şöyle bir kenara koydum. Evet, bugün sunum da farklı olacak. Evet, geçen sefer çünkü tepside yapmıştık. Biraz daha farklı bir sunum yapacağız. Evet, tepside tam görünmediği için. Evet, ben şimdi borcamda bu borcamda sefer. Bir de tamam, ekmeğimiz, lavaş ekmeği olduğu için. Şimdi şöyle tepsimizin altına önce lavaşlarımızı şöyle seriyoruz. Şöyle ucuna da görünecek şekilde. Güzel şöyle bir şekilde kaplayacak, evet, her tarafını, tamam. Şöyle diğer tarafına da. Şu anda ekmeğimiz hazır. Diğer ekmeklerimizi de biz ne yapacağız? Şöyle ben onları da alayım yanıma. Bol lavaşlı yapıyoruz yine. Evet. Lavaşı zaten normal istediğimiz her yerde bulabiliriz. Hı hı. Ama evet, lavaşı da bulamazlarsa normal ekmek de kullanabilirler. Bunu da burada vurgulayalım. Normal yani, ekmek derken tırnaklı pide mi diyoruz? Hayır, normal dediğimiz evde aldığımız somun ekmeği. Bakkal ekmeği fırın, mi? Bakkal ekmeği de olabilir. Yani imkanı olmayıp da eğer alamıyorsa ondan da kullanabilirler. Tabii evde kendi aslında şimdi belki bu yöresel lezzetleri bulamıyoruz ama evlerimizde becerebiliyor insanlar da var. Hamur açabilir, saçta yapabilir yine. Evet. Böyle bu şekilde yufkasını, kuru yufkadan yapılabilir. Herkesin elinin altında hangi imkan varsa, hangi malzeme varsa onu o malzemeden de değerlendirebilir, yapabilir. Tamam. Evet, şöyle ben ilk önce ekmekleri gördüğünüz gibi küçük küçük doğrayacağım. Şöyle ben Seyfullah Bey'e su vereyim. Teşekkür ederim. Nasılsınız peki Seyfullah Bey o günden bugüne? Teşekkür ederim. Ben bir hatırlatma yapayım yine Seyfullah Bey, biliyorsunuz daha önce programımıza gelmişti.
Kendisi mali müşavir. Evet. Evet, hatta bununla ilgili biraz konuşmuştuk da mesleğe dair birkaç sorumuz olmuştu, sağ olsun bizlere bilgilendirmişti, aydınlatmıştı. Görüşmeyeli nasılsınız peki? Çok iyi, sağ olun. Gördüğünüz gibi izleme alışkanlığı edindik o günden sonra. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Böyle hem canlı, hem uygulamalı, hem sohbetli her programda bu yok. Ben alıştım size. Çok teşekkürler. Bizler de güzel bir dost kazandık. Ne mutlu bize. Sağ olun, sağ olun. Siz de böyle güzel yemek yaptığınız sürece ben de hep gelirim. Her zaman gelirim. Her zaman. Buradan ben zaten hep sesleniyorum. Bütün evet. Seyircilerimize, hanımlar, beyefendiler. Zaten biliyorsunuz hafta sonları da çocuklarımızı davet ediyoruz buraya. Herkes gelsin bize. Herkes. Türkiye'nin her yerinden, hatta dünyanın her yerinden bekliyoruz. Kesinlikle. Komple mutfağın kapısı, tezgahı, tencereleri, ızgarası herkese açık. Buyurun gelin hep beraber güzel yemekler yapalım. Yörenize ait güzel yemekler varsa gelin hep beraber tanıtalım diyoruz. Evet. Şimdi ocağa tenceremizi koyduk. Altına az bir şey sıvı yağ döktük. Ve şöyle ben 3 adet domates aldım. Şuradan biraz da biber alacağım. 2-3 tane kadar. Şöyle özellikle acı biberlerden seçmek istiyorum. Daha güzel bir tat versin. Şimdi tenceremiz ısınana kadar küçük küçük biberlerimizi hazırlıyoruz, doğruyoruz. Bir yandan da etimiz pembeleşince kadar kavuruyoruz. Soğanlarımız kavruluyor. Evet. Etimizi ilave edeceğiz biraz sonra. Ne yapmıştık? Ön hazırlık yapmıştık. Ben evet, haşlamıştık. Bir şey dikkatimi çekti. Daha önceki kullandığımız etten bu biraz daha farklı. Hem yağsız hem... Evet, biraz bu sefer yağsız aldık. Özellikle bizim kasaba arkadaşımız da bize sağ olsun özellikle böyle yağsız hazırlamış. Buradan kendisine selamlarımızı gönderelim. Turan abiye, Halis Etin sahibine. Evet, Turan Bey'e. O da sizin hemşehriniz Karslı. Öyle mi? Evet. Şimdi özellikle bugün o zaman... ben söyledim bugün bir Karslı hemşehriniz gelecek diye. Onun da size selamları var. O zaman Abdullah evet. Sene var burada. O zaman hemşeriyi biraz gözetme durumu var sanki. Evet. Öyle mi oldu? Özellikle öyle oldu herhalde Ayşegül Hanım. Tamam o zaman öyle olsun. Teşekkür ediyoruz Turan Bey'e de. Sağ olsun evet. Bu nezaketinden dolayı. Şimdi bir de ben bir hatırlıyorsun Abdullah Usta, Seyfullah Bey demişti ki ben kesinlikle mutfağa evde girmiyorum. Yemek yapmayı pek fazla aram yok demişti. Ama sağ olsun kendisi bir de ne yapmıştı? Bizlere güzel bir köfte ızgara yapmıştınız. Öyle Ardahan değil mi? Köftesi. Ardahan evet. Köftesi yapmıştınız. Ben şimdi merak ediyorum eve gittiğiniz zaman ne dediler size? İstemediler mi bir daha? Veya sizi önce, görenler, izleyenler, dostlarınız. Evet, bir kızım var. Ablası, onun da selamı var sizlere. Aleykümselam. Öpüyoruz biz de onu buradan. Evet. Madem böyle hünerliysin babacığım mutfakta, bunu bize niye arada bir göstermiyorsun diye bir başlangıç yaptık o gün. Evet. Aynı köfteyi evde de, kalanı orada pişirdik. Ne kadar güzel. Evet, şimdi gelen konuklarımız sağ olsunlar. Bazıları işte mutfağa pek girme alışkanlığı yok, işte yemek yapma alışkanlığı yok ama bizler hemen tezgahımızın başına alıyoruz onları. Burada Abdullah Usta güzel deneyimlerini paylaşıyor. İsterseniz yanımıza alabiliriz yine sizi. Tabii, memnuniyet olur. Ben Abdullah Usta uzaktan zaten iyi göremiyorum. Evet, sen bazen de müdahale etmek de istiyorum. Mesela. Tabii ki. Buyurun müdahale etmek istediğiniz bir şey varsa, yapmak istediğiniz şimdi bir şey varsa. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bu biraz kalabalık aile için oldu değil mi? Malzeme evet. Biraz kabarık geldi bana. Ama şimdi bakın bugün sizler misafirimizsiniz. Bizler burada komple mutfak ailesi, TV5 ailesi olarak kalabalık bir aile olduğumuzu sık sık vurguluyoruz. Ne yapıyoruz? Çünkü bizler yemekleri hazırladıktan sonra kamera akşam arkasında aynen öyle. Burada paylaşıyoruz. Şimdi biz onları sosyal medyada artık hazırlığını yaptık, paylaşmaya da başladık. Hatta bunun dün haberini verdik. Dedik ki evet. İlerleyen zamanlarda, ilerleyen günlerde hem fotoğraflarımızı hem de ne evet. Yapacaklar? Videolarımızı artık. Evet, mesela sen o yaptığın köfteyi ben de burada yayınlayıp evet. Göstereceğiz o özellikle o resimlerini. Evet, şimdi daha önce tabii. Evet, internet şimdi burada sitesinde. Ben anlattım mesela görmeyen izleyicilerimiz vardır belki. Artık bunun adresini ilerleyen zamanlarda vereceğiz. Şu an yine hazırlık aşamasında. Oradan da girip rahat bir şekilde yemeklerimizin nasıl yapıldığını görebilecekler. Sizleri izleyebilecekler. İnşallah. İnşallah evet. Evet, o yüzden zaten tombul tombul insanlar görünce evet. Anlıyorum Abdullah Usta'nın eli değmiş bu. Kanala girdiğiniz zaman evet. Öyle değil mi? Evet. Bir bakıyorsunuz ne kadar hoş. Biz harika.
Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi tenceremize yağ koyduk ve biberleri atıyoruz. Biber hem kendine göre has bir kokusu olur. Evet. İlk önce kızarttığımız Seyfullah zaman. Seyfullah Bey müdahil olmak istedi, istersen. Tamam. Seyfullah Bey bırakalım. Yavaş yavaş. Yok, ben evet, bırakma. Sen evet, göreyim yeter. Evet, biraz üstünüz salça olsun şöyle. Evet. Şimdi o biraz sonra salça özelliği gelse biraz şey yapıyor muyuz? Üstünüz salça olsun. Çünkü öyle hani diyorlar davulun sesi biraz uzaktan nasıl geliyorsa. Ama şimdi Seyfullah Bey mutfağa giren mecbur. Terleyecek de, kirlenecek de, batıracak da. Yani sadece yemek yemek olmaz, öyle değil mi? Bir de siz artık aileden oldunuz. Bakın bu bizi ikinci ziyaret edişiniz. Aileden oldunuz artık. İlk gün misafir, ikinci gün artık ev sahibi. Öyle o yüzden mi? Evet, öyle olduğu için. Allah, üçüncü gelişim daha üçüncü gelişimizde biz ne yapacağız bu sefer? Biz de her gün program yapıyoruz artık. Arada biz böyle hani şikayetçi değiliz, çok memnunuz ama yorulabiliyoruz bazen. Artık biz de böyle kenara geçeceğiz. İnşallah sizler bize yemek hazırlayacaksınız. Olur mu? Evet, şimdi biberlerin üzerine salçamızı ilave yaptık. Seyfullah Bey yavaş yavaş kavuruyor bugün bizim için. Ya şimdiye kadar mutfağa girmemiş ama bizim için sağ olsun giriyor mutfağa. Ama şimdi daha da lezzetli olacak. Çünkü evet, neden? İnsanın biliyorsun Abdullah Usta, yemek yapmak bir yana el lezzeti de çok önemli. Bunu sen daha iyi biliyorsun. Önce biberlerimizi kavurduk. Üzerine iki yemek kaşığı salçamızı. Evet, şimdi pul yemek biber. Kaşığı değil, o tatlı kaşığı. Tatlı kaşığı, kaşığı. Evet. Evet, bak şöyle, ne kadar. Şöyle yemek kaşığı şey attık, salça attık. Hı. Şöyle yarım tatlı kaşığı karabiber. Evet. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuzumuzu içine ilave yaptıktan sonra tekrar kavurmaya devam ediyoruz. Salçamızı biraz fazla kavuruyoruz sevgili izleyicilerimiz. Salçamız kurudu mu yoksa iyi mi böyle? Bir yok, kuruyabilir, kıvamını. Sorun yok. Evet, şimdi ne yaptı? Salçamızı çok biraz hafif bir sıcak suyla vereceğim. Aza. Ve domatesleri de içine ilave yapıyoruz. Ve kavurmaya devam ediyoruz. Evet, çok az bir şey daha bir su vereyim şöyle. Tabii. Yok, çok fazla olmaması gerekiyor. Nasıl oldu sos suyu? Güzel de suyunu çekerse yoğun olur. Hayır, biraz zaten koyu olması lazım ki ekmeklerin evet, üzerinde güzel dursun diye. Ve şimdi ben şöyle etimizin üzerine tekrardan bir tatlı kaşığı şöyle pul biberi, yarım tatlı kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı da tuzumu ilave yaptım. Kavurmaya devam ediyoruz. Evet, etimiz kavruluyor. Evet. Bir daha hatırlatalım sevgili izleyenlere. Bugün ne yapıyoruz? Komple mutfakta günümüzün, menümüzün ilk yemeği olan tereyağlı çaldıran kebabını yapıyoruz. Sağ olsun Seyfullah Bey de bizlere evet, yardım ediyor. Şimdi, evet, zaten salça yavaş yavaş üstüne doğru gelmeye başladı Seyfullah Bey. Kafalar karışmasın şimdi. Evet. Aynı anda iki şeyi yapıyoruz ama ikisi sonradan. Tabii ki hepsi birleşecek. Şu an yemeğimizin evet, hazırlığını yapıyoruz. Etimiz şimdi kavruluyor, sosumuzu hazırladık. İki çeşit kekik var. Birisi köy kekiği, birisi normal marketlerde veya da bakkallarda bulacağımız kekik. Şöyle bir kameramıza görecek şekilde gösterelim. Şimdi eğer köy kekiği bulamazsanız diğer kekiği de kullanabilirsiniz. Biz de var olduğu için ikisini evet, de kullanacağız. İkisini de kullanacağız. İlk önce şöyle yarım tatlı kaşığını normal markette aldığımız veya da köy kekiğini içine ilave yapıyoruz ve karıştırıyoruz. Ve şöyle geri geliyoruz. Etimizin içine de aynı şekilde izleyicilerimiz buraya dikkat etsinler. Aynı kekikten tekrar etimizin içine de veriyorum. Kekik ilave ettik de diyebiliriz. Evet, şu anda, elimizin altında hangisi varsa tamam. Evet, şu anda hazır. Ben yani şöyle. Evet, sevgili hanım. Ben şöyle etimiz şu anda pişti. Ben onu alacağım. Evet, ben nöbeti size devrediyorum. Tamam, çok teşekkür ama ediyorum Seyfullah Bey. Seyfullah Bey kaçamazsınız çünkü ben ne dedim, üzeriniz biraz salça olması lazım. Yo, ben kaçmıyorum, bana göre bir iş kalmadı. Evet, bu oldu gibi. Şöyle sosumuz hazır zaten, altını elinize sağlık. Altını biz kapattık ve etlerimiz de pişti. İlk önce şöyle etlerimizi Ayşegül Hanım çekerseniz şöyle tamam, tabımıza. Tamam. Evet, gayet güzel pişti. Biz ne yapmıştık? Ön hazırlık yapmıştık. Etinizin biraz daha yumuşak olmasını istiyorsanız önce bir haşlayın, suyunu iyi çektirin. Evet. Daha sonra neyle usta kavuruyoruz? Soğan ve sarımsakla. Soğan ve sarımsak ve sonra kekik baharatlarını da ilave yapıyoruz. Ve tekrardan tavamızı, etin suyu zaten az bir şey kaldı dibinde, onu da dökmüyoruz. Tepsimizi koyduk ızgaramızın. Şöyle içine yarım veya da bir çay bardağı kadar bir sıvıya içine ilave yaptık. Ve küçük küçük hazırladığımız, doğradığımız ekmeklerimizi de
Ben şöyle tepsimizin içine döküyorum ve tekrardan güzelce bir şekilde ekmekleri kavuracağız. Kavurması tereyağı lazım. Olsa ne olurdu? Tereyağı sonra yine kullanacağız. Ekmekle. Tabii kullanacağız. Onu en son üste kullanacağız. He, daha tamam. Güzel lezzet tatlı. Ama tabii tereyağı da olabilir. Tereyağı da olabilir. Tereyağı da olabilir. Evet. Artık o tercihe kalmış bir şey. Evet. Sıvı yağ biraz daha hafif olduğu için. Şimdi Seyfullah Bey, tabii ki yemek güzel bir şey ama biraz hanımlarımı da düşünelim. Hanımlar da biliyorsunuz, yani yemek yemeyi seven hanımlar da var. Yaptığımız yemekleri onlar da rahat bir şekilde yesinler diye biraz daha böyle sıvı yağ kullanmaya özen gösteriyoruz. Ama tabii ki tereyağı da ayrı bir lezzet katıyor bütün yemeklere, evet. Aynı şekilde. Evet. Sosumuz da hazır usta galiba. Sosumuz hazır, evet. Onu kenara çekelim Ayşegül Hanım. Şimdi ekmeğimizi güzelce ızgaramızda şöyle kavuruyoruz. Evet, şimdi ne yaptık? İsterseniz Abdullah Usta en başından yaptığımız bütün hazırlıkları şöyle bir özetleyelim mi sevgili izleyenlerimiz için? Tamam, bir daha özetleyelim. Şimdi ilk önce ızgaramızı, etimizi, soğanları koyduk. Soğanları pembeleşince kadar kavurduk. Hı hı. Ve üzerine etimizi ilave ettik. Ama etimizi biz yarım saat önce de bir haşlamıştık. Etimiz hazır olsun diye. Şimdi zamanımız kısıtlı olduğundan dolayı onu öyle hazırlamıştık. Ve etlerimizi soğanlarımız üzerine ilave yaptıktan sonra bir 15 dakika kavurma devam ediyoruz. Ve güzelce kavurduktan sonra üzerine pulver, karabiber, tuz ve köy kekiği veya da normal marketlerde alacağımız kekikten üzerine ilave yaptıktan sonra 5 dakika daha kavurduk. Etimizi kenara aldık. Şu anda etimiz hazır. Ve ızgaramızın tepsisinde ekmeklerimizi bir güzel gördüğünüz gibi yağ döktükten sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Kavuracağız onları. Kavurmamız lazım. Sosumuzu çok aşırı da kavurmuyoruz. Peki? Sos için neler yaptık? Evet, sosumuza da biz yarın çay bardağı sıvı yağımızı koyduk. 2 yemek kaşığı salçamız ve biz ondan önce de biberleri, 3 tane biberi kavurduk ve salçamızı 2 yemek kaşığı salça içine ilave yaptıktan sonra bir 10 dakika kavurduk. 10 dakika kavurduktan sonra biz sürekli burada vurguladığımız, izah ettiğimiz bir şey vardı, konu vardı. Neydi? Salçamızı biraz fazla kavurmamız, evet, lazım. Niye fazla kavuruyoruz? Salçamız fazla kavurmadığımız zaman ne yapar? Midede yanma yapar, ekşime yapar. Onun için biraz fazla kavuruyoruz. Yani 5 dakika kavuracağımız yerde bir 10 dakika kavurmamız lazım. Salçamızı da güzel kavurduktan sonra tekrardan baharatla tuz, karabiber. Ama tuz, karabiber, baharatları verirken dikkat etmemiz lazım. Çünkü oranı iyi ayarlamamız lazım. Nasıl iyi ayarlayacağız? Ete verdiğimiz, bir de sosa verdiğimiz o tuz çok aşırı olmaması lazım. Onu iyi ayarlamak lazım. Ve tuz baharatını da ayarladıktan sonra üzerine kekiğimizi de verdik ve sıcak suyla açtık. 3 adet de domates içine ilave yaptık. Şu anda sosumuz ayrıca hazır. Ekmeğimizi de yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızda, biz bunu dilersek tereyağı da kullanabiliriz. Güzelce şöyle kavurduk. Şu anda ekmeğimiz de hazır. Çok aşırı ekmeğimizi kurutmuyoruz. Tabii ekmeği, evet, yine söyleyelim, lavaş kullandık. Hacmi azaldı değil mi kavrunca? Evet, kavrunca biraz hacmi azalıyor şöyle gördüğünüz gibi. Görün değil mi Seyfullah Bey, ızgara niye vazgeçemiyoruz? Izgaramız çok rahat, çok kullanışlı. Her şey yapabiliriz, et yapabiliriz. Yani tencere, tavayla uğraşmaya gerek yok. Bence tandır ekmeği kadar güzel oldu. Yani evet, bir fark göremiyorum ben şu anda. Belki... Evet, köy ekmeği biraz daha kendine has bir kokusu, tadı olduğu için... bir de geniş ekmek olduğu için ben sürekli onu tercih ediyorum. Ben daha önceki buradaki programda da yapmıştım. Ben farklı kanallarda da aynı yemeği yapmıştım. Evet. Benden istediler tarifini, ben vermemiştim. İşte buraya tekrardan nasipmiş, yaptık. Evet. Ama şimdi artık bütün Türkiye, hatta dünya diyebiliriz. Dünyanın başka yerlerinden de izleyen sevgili Türk vatandaşlarımız var. Onlara da, evet, buradan sevgilerimizi gönderelim. Artık Abdullah Usta herkes yapabilecek. Evet, şimdi herkes yapabilecek. Herkes, tabii sen bunu belki hani restoranlara vermedin ama ne güzel. Ailemize verdin aslında, evet, bizleri evlerine konuk eden seyircilerimize verdin. Farkındayız ama biz cumartesi, pazarda çok farklı yemekler yaptık Ayşegül, evet, Hanım. Biz, evet, de kendimize hayız. Bilmiyorum izlediniz mi, izlemediniz mi? Yufkalı kebap yaptık, çok değişik, evet, ızgaramızda yaptık. Ve kendime has kuzu kapama yaptık. Yani altına hamur geldi, üstüne hamur geldi, aynı güveç şeklinde. Onu da tavamızda yaptık, çok güzel oldu gerçekten. Fırında kızarttık, içinde et, ondan sonra tekrar üzerine açıyorsun kapak şeklinde. Aynı güveç halini alıyor. Dün de yine böyle çok ses getiren bir yemeğimiz vardı, lahana dolması, onu tekrar ettik. Ama şimdi artık biz ne diyoruz? Sık sık tabii her yemeği tekrar etmek istemiyoruz. İnşallah, evet, kısa bir sürede, az bir zamanımız kaldı. Bizden bunun hazırlığını yaptık. Artık sosyal medyadan da sizler için hazırladığımız güzel yemekleri, evet, izleyeceksiniz. İnternet. Oradan tarifini alacaksınız internet üzerinden. Evet, yarın internet sitemizi zaten adresini inşallah veririz. Oradan, hı-hı, bizi takip ederler. Tamam. Evet, şöyle. Şimdi herhalde ekmeklerimiz, evet, de hazır oldu. Evet, tereyağlı çaldıran kebabı için artık son aşamalar diyoruz. Kameramız görecek şekilde çevirelim. Şöyle gördüğünüz gibi
Gayet güzel kavrulmuş. Evet, kavruldu ekmeğimiz. Ve diğer lavaşların üzerine koyduk. Lavaş ekmeğimizin üzerine. Evet, şöyle şimdi etimizi alalım. Etimizi alacağız, tamam. Şöyle kavurduğumuz etlerimizi de şöyle gördüğünüz gibi ekmeğimizin üzerine döküyoruz. Evet. Şimdi etleri koyduk ve çaldıran kebabının şu an ön hazırlığı artık. Yavaş yavaş sonlarına geleceğiz ama ne yapalım? Evet. Önce kısa bir ara verelim ve kısa aradan sonra çaldıran kebabının yapımına devam edeceğiz. Evet, kaldığımız yerde devam edeceğiz. Güzel yemekler pişmeye devam ediyor. Bugün ne yapıyoruz? Sizler için tereyağlı çaldıran kebabı yapıyoruz yine. Sağ olsun Seyfullah Bey konuğumuz. Bugün ikinci defa kendisinin hem özel isteği vardı. Şimdi ne yaptık Abdullah Usta? Evet, kebabın anda hemen hemen sonuna geldik diyebiliriz. Evet, daha aşamaları var. Şimdi ilk önce şöyle tereyağımızı koyduk. O eriyecek. Ve şöyle yoğurdumuzdan kenarlarını süsleyeceğiz. Evet, şöyle etimizin üzerine. Tamam. Reklam arasından önce ne yapmıştık? Kavurduğumuz etlerimizi, kavurduğumuz ekmeklerin üzerine tavada kavurmuştuk biliyorsunuz. Evet, daha doğrusu ızgara şöyle tepsimizde etleri ilave ettik. Sonrasında ne yapıyoruz? Şimdi yoğurtları ilave ediyoruz, evet, ve tereyağını şu an kızdıracağız. Sosumuz da hazırdı. Ve İstersen sosumuzu, sosu bir daha anlatalım. Tamam, sosumuzu. Yeni önce, açanlar evet, vardır. Şöyle yoğurdumuzun üzerine. Bunun sıralaması da önemli mi? Tabii ki. Evet. Aynı önce sos sonra yoğurt olmaz değil mi? Evet, aynı o şekil. Şöyle sos üzerinde daha apayrı bir renk görüntü de veriyor. Şöyle sosumuzu kalan kısmını da şöyle kenarlarına döküyoruz. Şöyle. Tabii şimdi yemek deyip geçmemek lazım Seyfullah Bey. Yemek sanatı diye bir şey var. Ustalarımız, aşçılarımız sunum niye varlar? Sunum da yemek tabii kadar ki önemli. Tabii ki sunum da yemek kadar önemli. Hatta malzemeyi evet pişirme sıranız bile çok önemli. Bir kızartma bile yaptığınız zaman bizler mesela evde karışık bir kızartma yapacaksak paldır küldür böyle değil de sırayla hangisi renk değiştirir, hangisi kötü tat bırakır diye ona bile dikkat edersek yemeğin ne kadar lezzetli olduğunu göreceksiniz. Aynen, lezzet için. Tabii. Lezzet de çok önemli, sunum da çok önemli. O yüzden dikkat ediyoruz. Sosumuz ve yoğurdumuz hem o ekmeğe hem ete çok apayrı bir tat, bir lezzet veriyor. Şöyle döktükten sonra ve ayrı bir kabımıza da şöyle tereyağımızı eritiyoruz. Ve bütün sosumuzu şöyle güzelce boşalttık gördüğünüz gibi. Kesinlikle tencerelerimize yanma, yapışma gibi bir şey yok. Her şey yapabiliriz. Elimiz yanmaz. Evet, şöyle tereyağımızı da güzelce eritiyoruz. Evet. Bu arada dikkatimi çekti Abdullah Usta. Reklam arasında ızgaramıza çay koyduk. Seyfullah Bey dedi ki ızgarada pişmeyen bir yemek olur mu acaba diye. Biz dedik ki her şey yapabiliriz. Evet. Bakın çay da yapabiliyoruz. Çay da yapabiliyoruz. Biraz her şey sonra yapıyoruz. Havalar da ısındı biliyorsunuz artık böyle. Ne yaptı? Yaz mevsimine tam anlamıyla artık dün itibariyle 1 Mayıs itibariyle giriş yaptık tamamen. Doğru. Şimdi, bir günde yaz geldi. Evet, evet, bir günde yaz geldi gerçekten. Bahardan artık böyle iyice yaza girdik. Havalar ısındı. Şimdi herkes pikniğe gitmek isteyecek. Balkonlarda, bahçelerde. Ve tabii ki ızgara keyfi, mangal keyfi de başlayacak yakında. Evet, ama bu ızgara keyfi ızdırap olmasın değil mi Ayşe Tabii Gün ki Hanım? Izdırap evet olmasın ve sağlıktan sağlıklı, etmesin tabii evet ki. Aynen ızgaramız öyle da çok güzel bir şekilde sağlıklı en önemlisi. Etler yapabilirsiniz, mangallar yapabilirsiniz. Kesinlikle herhangi bir yan etkisi, herhangi bir sağlığa zararı yok. Yok, evet. Evet, şimdi biz ne yaptık? Tereyağımız eridi. Şöyle yine kekiğimizden içine az bir şey normal keki ve köy kekiğimizi de içine atıyoruz. Şöyle hepsini kullanalım, daha güzel bir tat versin. Tabii şimdi İskender de, size de söylemişler İskender diye. İskender'le alakası yok ben aslında. Ben dedim İskender'in yani taklidi değil, rakibi olacak. Evet, aynen rakibi öyle olacak bir yemeğimiz. Evet, şöyle kekimizi biraz bekliyoruz. O kendine has tadı, kokusunu çıkana kadar. Zaten hemen gördüğün gibi çok apayrı bir koku vermeye başladı. Şöyle 1,5 tatlı kaşığı kadar da pulveri içine ilave yaptım. Ve karışıma şöyle devam ediyorum. Şöyle güzelce. İyice öyle mi olmaz? Evet, karıştırma iyice değil, o çalkalıyor. Çalkalıyor evet şöyle. Ama şu anda karışıyor bak şöyle gördüğün evet gibi. Evet. Şöyle tereyağımızı sosumuzun üzerine döküyoruz. Şöyle güzelce gezdiriyoruz sosumuzu. Hem alttaki ekmeğimizle sosu, yağı birbirine geçmiş evet olur. Daha apayrı çok bir tat güzel versin diye. Evet, nasıl buldunuz Seyfullah Bey? Görünümü çok güzel. Hı-hı. Şimdi en güzel bölüme geldik. Evet, en güzel bölüme yeme geldik. Yeme bölümüne diyorsunuz. Onu bir tatma. Tamam.
Evet, değil biz, mi? Bir puanlama biz, tamam, yapmak biz, lazım. Biz söylemeden daha Seyfullah Bey ne yaptı? Evet. Alıştı artık. Alıştı evet. Artık. Kendisi mutfağın gerçekten düzenine alıştı. Ne yaptı? Şimdi diyor ki evet bir de tadına bakalım diye. Biraz sonra ne yapalım evet. O zaman? Yo, biraz küçük bir hatta evet şimdiden şey evet şimdiden ne yapalım? Küçük bir tabakta ikram edelim tamam, Seyfullah evet. Bey'e. Yok, programdan sonra hep beraber yesek olur hayır, mu? Hayır tadına bakın de... siz. Tadına bakın siz. Ondan sonra programdan sonra yine biz hep beraber inşallah burada arkadaşlarla tamam, beraber. Abdullah. Evet şöyle az bir şey verelim. Sen de çatal verelim Seyfullah Bey'e. Zaten. Şöyle buyurun. Göreceksiniz zaten İskender'le hiçbir alakası olmayan bir yemeğimiz. Ben, apayrı bir şimdi yemeğimiz. Biz merak ediyoruz bakalım. Lavaşla nasıl olduğunu ben de çok merak ediyordum. Eminim güzel olmuştur. Tabii köy ekmeği bulamayanlar için güzel bir alternatif olmuş oldu. Komple mutfakta ilk yemeğimizi de hazırladık. Nasıl buldunuz Seyfullah Bey? Nasıl? Evet. Böyle daha güzel Abdullah Usta bu köy ekmeğine gerek yok. Evet. Şimdi bizler alışmışız hep böyle biraz tabii... Yani bu ekmek de güzel ama biraz yalan yemeye büyük şehirlerde alıştık. Evet ya bu stüdyoda da güzel yemekler yapılıyor hakikaten ama maharet %100 sizde mi Abdullah? Çok yoksa güzel. Biraz bu alette evet. Biraz sizde mi? Evet aslında yarı yarıya hepsi yarı bir araya, hepsi evet, bir araya gelince bir araya güzel gelince. İşler ortaya çıkıyor. Farkındaysan gerçi bizi de izliyorsun. Biz programa başladığımız günden bir güne kadar biz sürekli hep ızgaraların üzerinde yemeklerimizi yapıyoruz. Sadece tatlı tarzı şeyler yapıyoruz. Ama biz dilese tatlıyı bile ızgaramızda yapabiliriz. Her şey evet. Çok kullanışlı olduğu kullanabiliriz. Kabak tatlısını yapmıştık. Evet kabak tatlısını hı-hı. Yapmıştık. Bizler bugün yarın inşallah yine karşınızda aynı saatte olmaya devam edeceğiz. Sizleri evet. Allah'a emanet ediyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar. Hoşçakalın.